Ukrayna'daki savaş 3. yılına girmek üzere ve ufukta barış hala görünmüyor. Askeri darbeler Afrika'nın bazı bölgelerini istikrarsızlaştırdı. Sudan'la Orta Doğu'da yeni ve kanlı savaşlar başladı. Birleşmiş Milletler akan kanı durdurmada başarılı olamadı. Özellikle zorlayıcı bir yıl oldu. Çünkü Birleşmiş Milletler'in son bir yıldır karşı karşıya kaldığı çatışmalar en az donanımlı olduğu çatışma türleriydi. Bunlar Güvenlik Konseyi'nin büyük daimi üyeleri arasındaki çatışmalar. Bu ülkeler işin içine girdiğinde Birleşmiş Milletler'in hareket alanı daralıyor. Çünkü İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Amerika gibi daimi üyeler veto haklarını kullanarak yaptırımları ve konseyin barış ve güvenliği korumak için kullanabileceği diğer araçları engelleyebiliyor. Geçen yıl jeopolitik bölünmeler Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Ekim ayından bu yana Washington'un İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa verdiği destek nedeniyle yoğunlaştı. Güvenlik konseyinde şu sıralarda hava toksik durumda. Genel Sekreter Antonio Guterres, İsrail-Hamas savaşında insani bir ateşkes için konseye baskı yapmak üzere Aralık ayında Birleşmiş Milletler şartının nadiren kullanılan 99. maddesini devreye soktu ama yaşanan sıkıntıyı engelleyemedi. Amerika bu çağrıyı veto etti ve İsrail'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin istifasını istedi. Örgütün barış gücü bu yıl 75. yılını kutladı. Ama küresel düzeyde yaşanan çatışmalar, barışı korumanın yıllık 6 milyar doları aşan yüksek bütçesiyle birlikte mevcut ve gelecekteki misyonların verimliliği Değeri ve ihtiyacı konusunda soru işaretlerine yol açıyor. İleriye dönük olarak üye devletlerle birlikte çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz konu, örgütün barışı koruma operasyonlarının gerekli olduğu durumlarda amaca uygun olmasını sağlamaktır. Konu barışı koruma değil de yaptırım olduğunda yaptırım Birleşmiş Milletler Barış Gücünün sorumluluğunda olmaz. Başka tür operasyonlar gerektirir. Dubai'deki COP28 iklim konferansında umut verici gelişmeler yaşandı. Delegeler ilk kez küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri olan fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı. İklim değişikliğinin doğal afetleri, çatışmaları ve diğer küresel sıkıntıları yoğunlaştırmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler'e insani yardımları ulaştırması için daha fazla çağrı yapılmaya başlandı. Çatışmalara veya insani krizlere çözümler getirecek siyasi olanın azaldığı durumlarda bile, insani yardım ölçeğinde önemli ve kayda değer işler yapmak için hala bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ancak en büyük etkiyi yaratabilmek için bu çalışmaların finanse edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Uzun yıllardır çok sayıda kişi Birleşmiş Milletler bünyesinde Güvenlik Konseyi temsilinin mevcut koşulları yansıtacak şekilde genişletilmesinin de aralarında olduğu reformlar yapılması çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Soğuk Savaş döneminde uzun süre felç olmuştu. Dolayısıyla bir kez daha kriz döneminden geçiyor olması tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bence Birleşmiş Milletler'in yapıları ve bunların nasıl değiştirilebileceği hakkında düşünmeye gerçekten ihtiyaç var. Uzmanlara göre asıl sorun örgütün nasıl daha iyi hale getirileceği konusunda yeterli görüş birliği olmaması